öğretim görevlisi Ayşe Günihal Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde görev yapmaktayım. Uygulamalı Türk Mutfağı kitabı için hazırladığım sıfır atık menüsünün ıspanak kökü salatasını yapmak için karşınızdayım. Malzemelerimiz 150 gram ıspanak kökümüz var. 10 gram nar eksi var. Benim kullandığım nar eksi ev yapımı olduğu için marketlerden alacağınıza nazaran daha ekşidir. O yüzden 10 gram kullandım. Ama siz evinizdeki malzemeye göre miktarını artırabilirsiniz. 30 gram kadar zeytinyağım var. Yaklaşık 2 gram kadar tuzum var. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi kök ıspanağın nasıl ayrılacağını göstermek istiyorum. Şöyle bir tutam ıspanak var. Yapraklarının başladığı yerden keseceğiz. Şu şekilde. Zaten biliyorsunuz ıspanaklı yemeklerimiz çok fazla. Böreklere kullanıyoruz ya da kavuruyoruz. Ama kökünü hep atıyoruz. Belki sapını da dahil ediyoruz ama köklerini maalesef ki atıyoruz. Kök ıspanak salatası Fenli Tabahat kitabına geçmekte. Bu kitap 1923-1924 yılları arasında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yazılmış olan Aşçılık Bilimi ismiyle geçen bir kitaptır. İçerisinde çok değerli tarifler var. Bir tanesi de bizim hazırlamış olduğumuz tarif. Şimdi ıspanaklarımızı kaynamış olan suyumuza atıyoruz. Çok fazla kaynatmayacağım, çok fazla pişirmeyeceğim. Hem renklerinin solmasını istemiyorum çünkü pembe renkleri var görüyorsunuz. Hem de besin değerinin fazla ölmesini istemiyorum açıkçası. 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp hızlıca süzme işlemimi gerçekleştireceğim. Sonra da sosuyla buluşturacağız. Ispanak köklerim haşlanırken size bir şey göstermek istiyorum. Bu bakır tabak içerisinde gördüğünüz çöpler, yarım kilo ıspanaktan çıkan çöpler, ıspanağı yapraklarıyla börek veya yemek yaptık, saplarıyla salata yaptık diyelim. Zaten kökleriyle de salata yapıyoruz veya saplarını da yemeğe doğradık. Yarım kilo ıspanaktan sadece şu kadar, gördüğünüz kadar çöp çıktı ve kendisi sadece 15 gram. Buradan da şunu söylemek isterim ki bence değerlendirebileceğimiz kadar değerlendirelim ürünlerimizi, yemeklerimizi. Çünkü sapları da yenilebilen yine ıspanak gibi başka sebzelerimiz de var. Pazı sapı veya maydanoz sapı, dereotu sapı gibi sebzelerimiz var. Göz ardı etmeyelim, olabildiğince kullanalım. Ispanakların 5 dakika kadar haşlandı. Dediğim gibi yeşil rengini kaybetmesini istemiyorum. Kök kısımlarındaki pembe rengi de solmadı. Bu şekilde salatanız renkli olduğu için daha güzel gözükecektir. Şimdi süzme işlemine geçeceğiz. Ispanak kökü salatamızı haşladık, süzdük. Şimdi bir sosluğun içerisine nar eksi ve zeytinyağı ve tuz sosunu hazırladım. Üzerine gezdiriyorum. Afiyet olsun.